Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nihayet bugün sizler için çıtır lahana turşusu tarifimi vereceğim. Kışın başında yoğun siparişlerimden dolayı bir türlü ekleyemedim. Ama hala havuç lahana mevsimindeyiz. Bolca yapıp tüketmeliyiz. Eskilerimizin yaptığı yumurta ölçüsüyle yaptığım garantili tarifimdir. Videomu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim ve gördüğünüz gibi bu şekilde hatta şalgam niyetine suyunu bile içebilirsiniz arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Turşuluk lahanamı alıp 4'e veya 5'e bölüp kök kısmını kesiyorum. Ve lahanamı jülyen bir şekilde Doğramaya başlıyorum. Sizler e, geniş bir bidona, geniş bir kaba yapacaksanız, tabii ki de bıçak bile değdirmeden parçalara bölebilirsiniz. Ben daha çok 3 litrelik bidonlarda e, satışını yaptığım için, sipariş aldığım için en çok 3 litrelik su şişelerine kuruyorum arkadaşlar. E, bu nedenle bu şekilde doğruyorum. Su şişesinin ağız kısmı dar olduğu için bu şekilde doğrayıp aralarına kaya tuzu serpiyorum ve sabah yaptıysam doğrama işlemini akşama kadar bekletiyorum. Akşam doğradıysam sabaha kadar bekletiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lahanamız söndü. Bu şekilde bidona hem daha fazla sıkılaştırmış yerleştirmiş olacağız. Hem de bulanık suyu gidiyor ve lahananın gazını almış oluyoruz ve yerken e, ne kadar yerseniz yiyin hiçbir şekilde rahatsız etmiyor arkadaşlar. Ve bir de e, çeşme suyuyla yıkadıktan sonra arıtma suyundan geçiriyorum ben. E, daha temiz olsun diye. Burada çeşme suyu içilmediği için e, herhangi bir turşumu veya sebzemi meyvemi yıkadığım zaman arkadaşlar mutlaka bir de arıtma suyundan geçiriyorum ben. Bu tamamen bana kalmış bir şey arkadaşlar. E, tabii ki sizlerin çeşme suyu içiliyorsa e, sadece çeşme suyunda yıkamanız yeterli ve havuçlarımı da patates dilimleyici ile doğruyorum. Tadı kadar, lezzeti kadar, görüntüsü de güzel olsun diye bu şekilde doğruyorum. Sizler dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Aynı şekilde diğer biz bizler kara havuç diyoruz, kara havuçlarımızı da doğruyoruz. Siyah havuç diyen de var, ikisi de aynı şey ama bizler kara havuç diyoruz arkadaşlar. daha başka bir ismi de varsa yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Renk vermesi için kara havuçlarımı da soyup doğruyorum. Sarımsağımı da ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Karıştırmadan da bidonlara da sırasıyla dizebilirsiniz tabii ki de. Ben bu şekilde yapmak istedim. Ölçülü tarifimi açıklama kısmına ekledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Gelelim doğradığımız malzemelerimizi şişemize dizmeye. Lahanalarımızı kaya tuzunda beklettiğimiz için dediğim gibi söndüğü için baya bir alıyor bidonumuz arkadaşlar. Gördüğünüz boy lahanadan 3'er litrelik 3 adet turşumuz çıkıyor. Sıkıca basıyorum. Eksik gelen kısımları havuçla doldurabilirsiniz. Son kez yine tamamen benim uyguladığım bir şey e, arıtma suyundan geçiriyorum. Daha temiz ve berrak olması için suyumuzun. Bu şekilde de bir defa yıkamış oldum. Turşumu kurmadan önce. Gelelim turşumuzun suyunu hazırlamaya. Burada yaklaşık bir buçuk litreye yakın suyumuz var. 3 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 su bardağı sirkemizi ekledikten sonra şeker ve kaya tuzumuz eriyene kadar iyice karıştırıyoruz. İyice eridi gördüğünüz gibi ve yumurta testini yapabiliriz arkadaşlar. Yumurtamızı tertemiz yıkadığımız yumurtamızı içine daldırıyoruz suyumuzun dibe çöküyorsa turşu suyumuz henüz olmamış demektir arkadaşlar. Biraz daha tuz ilavesi yapmamız gerekiyor. Burada bir kaşık silme kaya tuzu ekliyorum yine ve tekrar karıştırıyorum. İyice eriyene kadar. Daha sonra tekrar yumurtamı daldırıyorum. Yumurtamı daldırdım. Gördüğünüz gibi tekrardan dibe çöktü. Turşu suyumuz hala tuz istiyor demektir. Buradaki püf noktası arkadaşlar bir defada tuzunu fazlaca eklemiyoruz. Fazlaca eklediğimizde zaten çok tuzlu olduğunda yumurtamız havaya kalkacaktır. Bu nedenle e, azar azar deniyoruz ki yumurtamızın ilk havaya kalktığı anda turşu suyumuz hazır hale gelmiş olacak demektir. E, birden fazlaca eklediğimiz zaman yumurta haliyle havaya kalktığı için bu defada turşu suyumuz çok tuzlu olacaktır. Bu nedenle dediğim gibi böyle 3 kaşıktan sonra azar azar ilavesi, tuz ilavesi yaparak yumurta ayarını deniyoruz ve yumurtamız ilk havaya kalktığı anda turşu suyumuz hazır demektir. Son olarak deniyorum. Gördüğünüz gibi yumurtamız havaya kalktı. Annemin deyimiyle, belki çoğu büyüklerimizin deyimiyle de yumurtanın üst kısmı 50 kuruş 1 TL büyüklüğünde bile olsa yukarıda kalınca, yukarıda görününce turşu suyumuz hazır demektir. Burada da önemli bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar köy yumurtasıyla kurulan turşular çiftlik yumurtasına oranla e, daha tuzlu oluyor. Çünkü köy yumurtası çiftlik yumurtasından daha ağır olduğu için daha fazla tuz istiyor. Bu nedenle ikisinin tuz ayarı aynı değildir. Turşularınızı kurarken buna dikkat ederseniz daha verimli olur arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi çiftlik yumurtasıyla kurduğum için aşırı tuzlu olmadı, suyunu bile tükettik e, ve çok da e, satışını yaptım arkadaşlar. Çok memnun kalındı. Turşularınızı kurarken bunlara dikkat ederseniz daha faydalı olur. Daha sonra e, gördüğünüz gibi kalan kısmı arıtma suyuyla doldurdum, tamamladım ve sıkıca kapattım. Gidip gelip sürekli çeviriyorum ki arkadaşlar, e, içlerine kadar işlesin diye. Bu şekilde hazırladım 3 tane ve soldaki diğer üçünden bir hafta önce hazırlamış olduğum turşum 3-4 gün sonra yenmeye hazır. Sizler turşularımı izlerken burada da bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Haliyle kara havuç doğradım. Mor havuç, siyah havuç da diyebilirsiniz dediğim gibi. Bildiğiniz gibi e, elimizde izi kalıyor. Hemen akabinde böyle bir limon parçası ile ellerimizi ovalarsak boyasından izinden eser kalmıyor arkadaşlar. Bunu nar e, ayıkladıktan sonra da uygulayabilirsiniz. Daha sonra yıkadıktan sonra ellerimizi gördüğünüz gibi izi kalmıyor. Hatta ben sizlere göstermek adına az ovaladım. Sizler daha fazla ovalarsanız hiçbir izi kalmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi akıtıyor. ve turşularımı düz çeviriyorum. Gördüğünüz gibi yine suyu çekilmiş. Kalan boş kısmı son kez arıtma suyumdan tamamlayacağım. Tamamladıktan sonra 10 gün boyunca hiç açılmamak kaydıyla tekrardan sıkıca kapatacağım arkadaşlar. Ve serin ve karanlık bir yerde muhafaza edeceğim. Tabii ki ben etmedim, ee, müşterilerime gitti. Daha sonradan yaptıklarımdan sizlere göstermiş olacağım. Turşularımızın bozulmaması için bu şekilde serin ve karanlık bir yerde muhafaza ediyoruz. Bu da turşularımızın güzel olmasında büyük bir etken arkadaşlar. Yerinin mutlaka serin ve karanlık olması gerekiyor. Gelelim üzerinden 10 gün geçen. Turşumun tadına bakmaya. Gördüğünüz gibi suyu çekilmiş yine hemen o boş kısmın üzerinden iğne yardımıyla bir delik açıyorum ve turşumuzun havasını alıyorum. Ee, i̇lk etap bu şekilde yapmazsak arkadaşlar, kapağını hemen direkt açarsak e, acayip fışkırır, her taraf batar. Bu nedenle ilkin. Bu şekilde bir iğne yardımıyla delik açıp havasını alıyoruz. Çok az bir su fışkırıyor. Onda tereddüt etmeyin. Havası çıkana kadar böylece bekliyoruz. Haliyle turşularımız 10 gün boyunca hiç açılmadığı için yoğun bir hava sıkışması oluyor. Bu nedenle ilk etap böyle öncelikle havasını alıp daha sonra kapağını açmamız gerekiyor. 5 litrelik bidonlarda yaptığımızda mutlaka kenarından su sızıntısı da oluyor arkadaşlar. E, mutlaka yapmışsınızdır. E, ama ben genellikle turşularımı bu şişeye kuruyorum. Daha garanti oluyor. Siz açana kadar hiçbir şekilde kenarından su sızıntısı olmuyor. Daha sonra turşumuzu geniş bir kaba alabiliriz tabii ki de. Öncelikle suyunu bir kaba aktarıp, ardından şişemizin üst kısmından kesip turşumuzu geniş bir kaba alıp oradan tüketmeye başlayabiliriz. E, turşumuz bozulur diye tereddüt etmeyin. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Zaten e, lezzetinden bir hafta bile sürmüyor. Kalmıyor arkadaşlar. Bir hafta içinde tüketmiş olursunuz. 10 gün sonunda açınca da bu şekilde. 3 ay sonunda açınca da bu şekilde arkadaşlar. Çıtırlığından hiçbir şey kaybetmiyor. Gördüğünüz gibi görüntüsü de harika. Kara verdiği renk ile şahane bir görüntü oldu. Tadı kadar görüntüsü de muhteşem oldu. Ve dediğim gibi kara vermiş olduğu lezzet ile de şalgam niyetine içebilirsiniz. Hatta renginin daha koyu olmasını istiyorsanız kara havucunu arttırabilirsiniz. Kara havuç bulamadığınız yerde kırmızı lahana da ekleyebilirsiniz bir iki parça. O da renk verecektir ama kara havucun verdiği lezzetin yerini tutmaz arkadaşlar. Kara havucun verdiği lezzet Biraz şalgam tadında oluyor. Daha lezzetli oluyor. Bu nedenle kesinlikle e, bulabilirseniz mutlaka kara havuç ekleyin. Tavsiyemdir. Bu kış baya bir tuşu satışım oldu. Videoma dahil edemediklerim oldu. Gördüğünüz gibi müşterilerim hangi boyutta istediyse o boyutta yaptım. Hazırladım. Gönderdim. Bir litrelik kavanozlarda da yaptım. Evet arkadaşlar geç de olsa eklemiş olduğum lahana turşusu tarifimin sonuna geldik. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Kanalıma ücretsiz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla da desteğinizi eksik etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgiler.